Herkese merhaba. Bugün Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeyiz. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Seçimlerin hareketli olduğu bir ilçe Emirdağ. Bu ilçenin nabzını tutacağız. Kudret'le birlikte, Egemen'le birlikte. Halka gideceğiz, başkan adaylarına, aday adaylarına gideceğiz, sivil toplum kuruluşlarına gideceğiz, mevcut başkanla konuşacağız. Emirdağ'ın nabzını tutacağız Kudret'le birlikte. Başlayalım Kudret. Başlayalım, başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi MHP'nin Emirdağ Belediye Başkan adayı Hüseyin Duran ile birlikteyiz. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki, hoş geldiniz. Ben Hüseyin Duran, Afyon Emirdağlıyım. Emirdağ'da ticaret işiyle uğraşıyorum. Uzun yıllardır Emirdağ'da değişik siyasi partilerde görevler aldık. Ve bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı adayı olarak sahalardayız. Belediye başkanlığına adayız nasip olursa. Emirdağ'da durum ne? Emirdağ'ın en büyük sorunu ne? Bu gibi sorularım olacak. Emirdağ'ın en büyük sorunlarından bir tanesi Emirdağ'ın pazar yeri. Emirdağ'ın sorunlarından bir tanesi Emirdağ'da mevcut imar durumu ile ilgili büyük sıkıntılar var. Bunları görüyoruz, toplum görüyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Yine Emirdağ'ın sorunlarından bir tanesi. Emirdağ'da bir otoparkla ilgili merkez, özellikle ana caddelerin olduğu alanlarda otopark sorunu var. Bunlarla ilgili sıkıntılar var ve değişik sıkıntılar var. Bunları işte öncelik sırasıyla üzerine gideceğiz. Peki AK Parti'den MHP'ye geçiş dönemini sorsam bunu nasıl değerlendirirsiniz? AK Parti'den MHP'ye geçiş süreci, bu bir görev yarışı. Biz hizmet etmek için AK Parti'den MHP'ye geç yanlışla şeyde bulunmayalım, açıklamada bulunmayalım. Yani onunla ilgili söylediklerim yanlış anlaşılma da olmasın. Şöyle söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi zaten bizim ittifakı olduğumuz bir partimiz. Bu partide görev almak, görev yapmak ve memleketimize hizmet etmek için niyetimiz vardı, düşüncelerimiz vardı. Bunu hayata geçirmek için öyle bir hamlede bulunduk. Yani tek amacımız var, ilçemize, Emirdağ'ımıza güzel bir şeyler yapmak. Bunun için öyle bir hamlemiz oldu. Peki Emirdağ Belediye Başkanı olursanız ilk yapacağınız icraat sizin için ne olur? Emirdağ'da ilk yapacağımız işlerden bir tanesi Emirdağ'daki imarla ilgili sıkıntıların önüne geçmek. İmardaki yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmek. Tabii devamında İvedo olan dediğim gibi bahsettiğim sorunlarımız var. Bu sorunların üstünü arkadaşlarımızla oturup öncelik planlaması yaparak hepsinin üzerine gitmek. Altyapıdır, üst yapıdır, işte pazar yeri sıkıntısıdır, otopark ile ilgili ne yapabiliriz? Bunlarla ve değişik diğer sorunlarla ilgili tamamıyla ilgili bir çalışmamız olacak inşallah. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.